Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da sizlere bir USB ile format atma konusunu anlatacağım. Bilgisayarımız Dell'in 3520 serisi bir notebook bilgisayarı. Bize ihtiyaç olacak olan USB'nin nasıl yapıldığını bu videonun açıklama kısmında, biraz sonra kullanacağımız USB'nin nasıl yapıldığını o videoda anlatacağım. O videoyu da link olarak bu videonun altına atacağım. Oradan izleyip şu kullanacağınız USB'yi hazırlayabilirsiniz. Bu USB'nin nasıl hazırlandığını videomuzun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi USB'mizi hazırladık. Bilgisayarımıza taktık. Bilgisayarımız kapalıyken ilk ekranda F12'ye basınca bu görmüş olduğunuz ekrana ulaşıyoruz kıymetli arkadaşlarımız. Bu ekrandan sonra neler yapacağız peki? İşte F12 ile gelen ekranımız bu. Bilgisayarımıza taktığımız USB Toshiba olduğu için Toshiba'yı seçip UEFI olacak tabii ki. UEFI ile bir USB'yi taktık. USB'mizi taktık UEFA ile bilgisayarımızdan F12'den bu sebebimizi seçtik ve F12'den sonra bu ekran gelecek. Ne yaptık? Az önce resmini gösterdiğim USB'mizi hazırlamıştık. Videomuzun altında nasıl hazırlandığını anlatıyorum. Taktık, başlattık ve kurulum ekranı geldi kıymetli arkadaşlar karşınıza. Windows kurulum ekranı. Buradan sonra basıyoruz. Sonra şimdi yükleye basıyoruz. Burada tabi buraları biliyorsunuz ama şimdi gelecek olan önemli bir detay var. Onun için videomu devam ettiriyorum. Ürün anahtarını girebiliriz veya yoksa sonra girebiliriz. Kuracağınız Windows sürümünü seçip sonraki dedikten sonra sözleşmemizi kabul ediyoruz ve geliş şey geldiğimizde bakın hard diskimizi görmüyor. Bilgisayarda sabit takılı olan insist hard diskimizi görmüyor. Bunu ne yapabiliriz? Bakın aşağıda flash'ımız takılı. Flash'ımızın içinden şu göze ata basıyorum göz atın içinden benim size vereceğim bir dosya var. Bu videonun açıklama kısmında bakın şu klasör dosya. V18'in içindeki şu F6 ile başlayan dosyayı ben sizlerle paylaşacağım. Siz de aynı bu şekilde indirip klasöre çıkartıp bilgisayara atın. Benim burada yaptığım gibi bakın bir gösterdikten sonra birinci seçeneği videoyu dikkatli izleyin. Orada neler yaptığımı görebilirsiniz. Klasöre çıkartın arkadaşlar. Rarlı olarak bu USB'nin içine atmayın. Göz attığın bu dosyayı gösterin. Bakın 1 TB hard diskim geldi. Artık onu, ben onu biçimlendirdim, bölümlendirdim ve kuruluma başlattım. Yapacağımız iş bu kadar.